bilinip bir yükselen altın fiyatları vatandaşın parasını hangi yatırım aracına kullanacağı konusunda gündeme getirdi. Taşınmaz kredi faizleri de tavan yapınca vatandaş parasını ev almak için de kullanmaktan yana biraz dertli. Konuyla ilgili en yetkili ağızdan görüşlerini aldığımız İrfan Tunçaltan, altın fiyatlarındaki bu durumun geçici olduğunu, altına yatırım yapan vatandaşların uzun vadede her zaman kazanacağını vurguladı. İrfan Bey, malum yaz sezonu açıldı. Altın fiyatlarınız ne durumda şu anda? Altın fiyatları şu an geçen sene yaza göre düşüşte, düşük durumda. Ama vatandaşlara önerimiz uzun zaman, uzun vadeli altın kazandıran bir yatırım aracıdır. Bir yıl, iki yıl, 3 yıl çıkmaz. 4. yıl %50, %100 çıkma ihtimali olabilir. Yani kısa vadede zarar etme olayı olabilir. Bunu paniklemesinler. Yani bunu zarar ettik deyip önemsemesinler. Evet. Uzun vadede her zaman kazandıran bir yatırım aracıdır. Peki son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik malum. Hepimizin gözlemlendiği üzere. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu şimdi global denilen bir kavram, yani Türkiye ile alakalı değil, ulusal işte ülkelerin bazıları altın ihracatı, bazıları ithalatı, bunlar tabi inmez çıkmasında sebep. İrfan Bey, yastık altında paralarını biriktiren müşterilerinize ne öneriyorsunuz? Yani uzun vadede yastık altında paralarını tutmasınlar, kesinlikle altına uzun vadeli yatırım yapabilirler. Teşekkür ederiz, sağ olun.